Şimdi Ayşe kardeşimin yanındayız. Genç çiftçi kardeşim. Ayşe kendini ne çiftlik memuru mu? Evet, çiftlik memuru. Bak ya. Kamu yönetimi mezunuyum çünkü. Helal olsun. O yüzden hani atanmadım, atanmak istemedim. Kendi çiftliğine atanmış memur olarak. Harikasın, harikasın. Küçüklükten beri tabii değil mi? Anneyle babayla hep çiftlikte büyüdüğün için böyle aslında bir hayata alışıksın. Hayır. Benim annem ve babam da benimle beraber hayvan gördüler. Vallahi. Evet, biz 18 yaşında başladım ben. Annemle babam da o zamandan hani hayvan gördü. Hani atadan dededen gelen bir şey değil bizimkisi. Biz sonradan kendi isteğimizle başladık. Helal olsun vallahi. Evet. Peki bunları şimdi bunları sen mi yapıyorsun? Anneyle babayla birlikte mi? Annem, ben teyzelerle şöyle beraber. Burada neler var? Mesela atalık kuru fasulye. Ha evet. Bak bu önemli. Evet. Hepsi ata tohumları. Hepsi ata tohumu bunların. Buradakilerin hepsi ata tohumu. Bunların hepsini sen yetiştiriyorsun. Evet. İşte buyurun atalık kuru fasulye efendim. Asıl şu önemli bizim için. Biz buna Mahmutka diyoruz bizim köyde. Bir tek bizim köyde ve bizim köyün civarlarında duydum ben bu tohumu. Başka bir yerde duymadım. Çok lezzetli bir taze fasulye. Hatta yemeği de bu şekilde oluyor. Biz ekiyoruz. Sırıklı oluyor bu. Çubuklarını dikiyoruz tarlaya. Çok lezzetli oluyor. Taze fasulye bu. Evet, taze fasulye. Mahmutka ha? Evet, Mahmutka. Seda ablayı da buraya alalım. Gel gel annesi gel. Sen de anlat. Başka burada neler var? Yine atalık kuru börülce var. Bu kuru fasulye gibi kurusu yeniyor bu börülcenin. Bu şimdi yenir mi böyle? Yok, yenmez. Haşlı. Bu tohum. Bunu toplayıp kurutup biz genelde dolaba koyup salatalara kışın koyuyoruz ya da yemeği yapılıyor. Yine atalık arpa tohumu bunlar var. Bunlar hayvanlarımıza yedirdiklerimiz. Bu tohumları nereden buldun? Bu tohumlar atalık işte geliyor. Orada elden el denele. Nesilden nesile. Evet. Kaybetmemek için. Bir de biz bunları bir döngü halinde yapmaya çalışıyoruz. Mesela hayvan gübresini alıp tarlaya çekip, hani biz fenli gübre denir. Ondan kullanmıyoruz. Hayvan gübresini, çiftlik gübresini tarlaya yayıyoruz. Hani tohumumuzu ekiyoruz, Allah ne verirse. Kaç tane çocuk var? Üç. Üç tane. Ayşe'nin büyükleri. Ötekilerde çiftlikte haşır neşirler mi? Evet. Oğlum 17 yaşında, lise sonunda sınava hazırlanıyor. Bir de 20 yıl sonra olan bir Uğur böceğimiz var. 3,5 yaşında. Ana 3,5 yaşında. En çok o eğleniyordur çiftlikte herhalde. Evet. Burada ailecek evet. Mısır hasadı yapmıştık. Elle biçtik mısırımızı burada. Allah helal olsun size ya. Bunları yapmak önemli. Özellikle ata tohumundan evet. Bir şeyler yapmak. Evet. Mısırlarımız böyle ata tohumu. Burada ata tohumundan. Işte 8 sıralı. İşte bak bu. Harbi mısır bu işte. Evet. Yani bu mısırın 8 tane sırası olur. Şeyi olmaz, fazlası olmaz. Şöyle baktığınızda 8 sıra. Tabii bizim yediğimiz, bizim aldığımız mısırlar ve işte ata tohumuyla ekilen, dikilen, biçilen mısırlar. İşte bu mısırlar. Onun dışında yine ata tohumuyla atalık arpamız yulaf tohumu var. Yulaf var. Atalık buğday tohumu var. Evet. Evet. Ya. Biz kendi unumuzu da kendimiz üretiyoruz buğdaydan. Buğday ekip değirmende, suyla çalışan değirmen var. Orada buğdayımızı götürüp kendi unumuzu da kendimiz yapıyoruz. Ayşe, şimdi herkesin bir hayali vardır. Herkes der ki böyle ben işte biraz çalışayım, didineyim. İşte emeklilik dönemimde böyle bir çiftlik yerine yerleşeceğim. İşte hayvanlarım olacak, toprakla uğraşacağım falan filan. Sen baştan böyle başladın evet. 23 yaşında. Evet. Nasıl? Bir çiftlik hayatından biraz bize bahset. Bahsedeyim. Ayşe çiftlik hayatında ne yapıyor? Sabah 6.30'da kalkıyor. Önce bir çorba içiyor, klasik. Ondan sonra... Ne çorbası? Kelle paça, kelle paça ya da mercimek. Ayşe sen direkt 1-0 önde başlıyorsun zaten. Evet. Kelle paça ya da mercimek çorbasını içiyor. Ahıra giriyor ailesiyle, annesi babasıyla beraber. Hayvanlarına bakıyor. Ondan sonra çıkarsa sezonuna göre. Kışlık ekilecekse kışlıklarını ekiyor. Karnabaharı, brokolisi, brüksel lahanası, kara lahanası. Hepsini ha? Hepsini. Kışın onları ekiyor. Yazın da yazlık ne ekilecekse. Domates, biber, işte kapya biber, çilek. Taze fasulye. Acı biber var mı kız? Acı biber de var. Ay. Niye getirdin bana biraz? Turşu yapmıştık. Öbür kurular. Ama bana biraz acı biber insan. Bir de tam şimdi ara zaman hani hiç tam ekim zamanı, kışlıklar bitti, yazlıklar başlamadı, ekilecek. Hani tam böyle ara bir dönem. Öyle bir sera usulü yok değil mi? Seramız hani, yok. Seramız yok. Yazın kışlık ama düşünüyoruz yazın serada. Seramız yok ama mevsimi neyse onu yetiştir. Evet, evet mevsiminde daha çok. Hani doğayla çok oynamıyoruz. Şu an mesela neler var? Ektiğiniz, beklediğiniz? Şu an ekeceğimiz olan şeyler var. Mesela buradan çıktıktan sonra taze fasulye ekeceğiz yarın. Taze şu Mahmutka tohumumuzdan ekeceğiz. Bir de barbunya tohumumuzdan ekeceğiz. Tamam. Yarın. Ondan sonra fidelediğimiz tohumlar var. Kendi tohumlarımız olduğu için fideliyoruz onları, viyollere. Tohumları var. Bu kambe biber.
Salçalı kan biber. Kan tabii. Biber derler bizim orada. Kapya. Acı mı bu? O yok değil. Acı şöyle değil. Bundan da sosu yapıyoruz. Yemeklerimize kullanıyoruz. Domatesli biber sosu işte. Evet. Atalık kapya biber tohumuyla domatesli sonra biber yemeklerimize sosu. De onu kullanıyoruz. Biz öyle salça falan hani dışarıdan hiçbir şey almıyoruz. Zaten. Helal olsun. Peki hayvanlarla mesela tanıştıktan sonra onlara bakmak. Çünkü biz burada çok genç böyle senin gibi çiftçi kızlar ağırladık. Çiftçi kardeşlerimizi ağırladık. Onlar çok mutlu ama zor. Zor ama çok güzel. Yani güzelleyemem. Hani böyle çiçekler, böcekler, işte çok rahat edeceksiniz, işte geç kalkabilirsiniz, işte yazın ayaklarınızı uzatıp yaşayıp böyle bir güzelleme yapamam. Çünkü çok büyük bir sorumluluk. Hani çünkü hani kendi canından başka ahırda düşünmen gereken daha 40 tane can var. Saati geçmemeli. Saati geçmemeli. Mesela Ayşe asla geçirmez saatini. Hani biz böyle geçte kalsak işte kahvaltıda dur ben bulaşığı toplayayım işte öyküye bakayım. Ayşe saat 8'de en geç o yemleri önlerine döker. İsim takar mısın takarım. Onlara? Çok. Hepsini benden tanıyor musun? Hepsini tanıyorum. Gel bakayım buraya. Hepsini tanıyorum. Gel bakayım buraya gel bile de. Gel şurada dizilmişler sıra dizilmişler. Ayşe'nin evlatları. Şu en öndeki kim mesela? Bu Tevfik. Ne? bu seferkileri biraz daha edebiyattan gittim ben. Tevfik, Fikret, Nazım, Hikmet, bu Reşat'la Nuri. Nuri şu an kelle çorbası oluyor. Nuri burada. Ya Ayşe ya. Peki bunlar kaç yıldır sizinle birlikte? Bunlar kaç yıldır bizimle birlikte? Bunlar yaklaşık 2 yıldır bizimle birlikteler. Yani bunlar 2,5 yaşında varlar şu an. Bunlar kurbanlık şu an. Bunların da böyle huyu suyu var mıdır? Böyle huylarına suylarına göre böyle davranmak var. Her hayvanın karakteri var. Evet, her hayvanın karakteri var. Hani sinirli olan, evet, var. Duygusal olan, evet, var. Seni görmeyince ne bileyim süt vermeyen, seni görmeyince evet. Yemek yemeyen. Gerçekten var. Hani danalarım benim yem vermemi bekliyor gerçekten. Hani böyle ben yanlarına yaklaştığım zaman kafalarını uzatıyorlar, öpüyorlar. Ben çünkü onlarla konuşuyorum. Şu an yavru var mı? Var. Geldi. Var ya. Var mı? Başka fotoğraf var mı yönetmenim? Şunların hepsi onların... Samanları ha? Toz saman kullanıyoruz. Ya helal olsun sana ya. Bu kim? Bu Arifem. Arife günü doğdu. Aa ne güzel. Evet bu bayram Arife günü doğdu. Bu Arifem. O yüzden yani çok mutluyuz biz. Harikasınız. Çok çok güzel bir yaşam. Tabii ki sevmeden katlanabilecek bir yaşam kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Evet. Sevmen lazım. Sevmen lazım. Ve bu iş parayla yapılabilecek bir şey de değil. Değil. Hani tabii ki bir şeyler kazanıyorsunuz maddi olarak o ayrı bir şey. Ama sonuçta dediğin gibi 6.30'da kalkıp onları beslemekle güne başlayıp ondan sonra onlar ne yapıyor, ne ediyor, sağlıkları iyi mi, neler yapıyorlar. Biz aslında hayvancılığa keçiyle başladık. Bunlar oğlakları. Mera'da oğlaklayınca biz gidip topluyorduk. Ben çok üşümüştü kapşonluğumu çıkartıp sardım şey yapmasın diye, ölmesin diye. Hani biz aslında keçiyle başladık. Sonra keçilerin sütünü bizim Trakya bölgesi pek şey yapmıyor. Tüketmiyordu. Keçi sütü evet. Evet aslında çok faydalı. En yararlı sütü. Yararlı. Doğru. Sonra biz onlarla 27 tane süt buzağısı büyüttük. Geçen kurban onları kurbanlık olarak sattık. Keçi sütüyle süt buzağılarını büyüttük, sattık. Bunlar yeni. Sonra keçileri tamamen bıraktık. Peki bana şunu söyle. Kamu yönetimi okudun. Evet. Ondan sonra bu çiftçilik nereden geldi aklına mesela? Nereden geldi? Ya... Dört duvar arasında kalmak istemediğimi fark ettim üniversitedeyken. Hı hı. Zaten köyde yaşadığımız için... Sen İstanbul'da mı okudun? Çanakkale'de okudum Çanakkale'de okudun, evet. Çanakkale'de okudum ama hani çok aktiftim üniversitedeyken de. Topluluklarla olsun, toplantılar olsun. Hani hep aktif bir üniversite hayatım vardı ama bunu istemediğimi fark ettim. Hani köye geldiğim zaman izin zamanlarımda falan hemen hayvanlara gidiyordum. İşte ekip dikmek, toprak bana çok iyi, çok mutlu ediyor beni toprak. Hayvanlar çok iyi geliyor. Yani... Şu görüntü kimi mutlu etmez bakar yani. Bakar mısınız ya? Bu kimdi bu? Arife miydi bu? Bu yok Tevfik artık. Değil mi bu ya? Yok değil. Değil mi? Tevfik'e benziyor. Bu Recep'ti. Recep'in ilk günü doğmuştu. Vay arkadaş ya böyle bir şey yok ya. Yani. Ben bir tane biliyorsun şu anda bir tane bilmiyorum bizim programı daha önce izledin mi ama. İzliyorum. Melike'miz var Tokat'ta Erbağ'da. Onun da mandaları var. Kömüşleri var biliyorum var. Evet. O kömüşlerden bir tanesi yeni doğmuştu ben gittiğim zaman. Bir tane Alişan var mesela orada. Ya belki bugün yarın beklediğim bir tane var. Belki doğarsa atarım fotoğrafını. Bizim de bir Alişan'ımız olur inşallah. Bir Alişan mandasından sonra neden bir Alişan buzağısı olmasın? Buzağısı olmasın. Olabilir. Ama çok güzel. Yaşadığınız yer de çok güzel. Evet. Orman kenarında yaşıyoruz. Burada da mesela bir keçiyi
emziriyordun. Şimdi burada barbunya ekmek için çukurlarını açıyorum. Burada kışlık ekmiştik. Bunlar barbunyalarım. Barbunyalarım. Acı biberler. Burada evet barbunyalar, domatesler, patlıcanlar. Kabak. Kavun karpuz ektin mi? Ektik. Ekeceğiz. Daha ekmedik ama ekeceğiz. Daha var değil mi? Onların zamanları var. Peki bundan sonra ileride bu işin hani bilimsel yönünü de öğrenmek için ne bileyim ziraat mühendisliği evet, ya da işte veterinerlik falan. Düşünüyorum. Onları da mutlaka okuman evet, lazım. Evet düşünüyorum. Peki çünkü sonra annenle babanı da ikna ettin. Hayvanları almaya başladınız. Ekip biçmeye başladınız. Sonra da ablalar geldi yanına. Yok öyle olmadı. Ablalar bizim tanıdıklarımız. He. Ama destek oldular. Ama destek oluyorlar. Destek oldular. Geldiler yanına. Aslında fide yetiştiremezsin tarlada ekim yaparken. Ben yetiştiremiyorum. Makine gibi. Makine aynen gibi. Öyle. Fide yetiştiremezsin onu tarlada ekim yaparken. Helal olsun yani. Yani taşımaya yetiştiremiyorum yani o ekerken. Maşallahı var öyle yaşına falan bakmayın. Yani gel ben gidelim Asibengen'in yanına gel. Gel şöyle Asibengen'in yanına bir oturalım.